Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi dörtgenler konusunun birinci konu testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Şöyle hemen bir odaklanma muhabbetini bir yapalım. Ayarlayalım bakalım. Çok güzel. Başlıyoruz dostlar. Birinci sorumuz bakalım ne diyor? 120 var, 70 var. X eksi y'yi de 70 olarak vermiş. X kaç derecedir diye bir soru soruyor. Ben bu soruyu dış açılar toplamından yapmak istiyorum. Bir dörtgenin dış açıları toplamı 360 dereceydi. Daha doğrusu geometrideki her şeklin dış açıları toplamı 360 dereceydi. Üçgen, dörtgen, beşgen fark etmez. Şimdi o zaman şuradaki dış açımız 60 derece. Şuradaki dış açımız 110 derece. Hadi bunları toplayalım, 360'a eşit diyelim. 110, 60 da buradan geldi, 170. Bir de x bir de y var. Yani şuraya yazarsak 170 artı x artı y eşittir 360 olacak. Hemen 170'i çıkartalım arkadaşlar. X artı y'yi bulalım ve şunun altına yazayım bakın. X artı y eşittir diyelim. 360'dan 170'i çıkarıyorum. 0 0. 16'dan 7 çıktı. 9. 2'den de 1 çıktı. 190. X artı y de 190'mış. Topladık bunları alt alta. Y'ler gitti. 2x eşittir 190, 70 daha 260 yaptı. X eşittir 130 çıktı. Birinci sorumuzun cevabı Adana'dan patladı. Geldik 2'ye. Dörtgen BE ve EC dış açıortay demiş dostlarım. Tamam. 80 var. Orada da bir 100 derecemiz var. Buna göre X kaç derecedir diye bir soru soruyor dostlar. Şimdi ben burada videoyu durduracağım. Çünkü ezan okunuyor kardeşim. Durdurayım. Birazdan devam ederiz. Tamam mı? Ezan bitince. Evet. Devam ediyorum arkadaşlarım. İkinci sorumuz. İki tane dış açıortaydan oluşan bir soru. Bunu biz yine dış açıların toplamı 360 kuralından da çözeriz. Ya da üçgende bir kuralımız vardı arkadaşlarım. Üçgende açıda bir kuralımız var. Bir de oradan çözebiliriz dostlar. Yalnız 5. soruya bakıyorum. Zaten üçgende açıdaki kuralı 5'te zaten uygulayacağım. O yüzden burada da normal dörtgenlerdeki dış açıların toplamı 360 kuralından çözelim. Şimdi şu eşit açılara A, B, B yazdığımda şu üçgenden A ile B'nin toplamını 100 derece buluyorum dostlarım, değil mi? 80 buradaysa A ile B'nin toplamına 100 kaldı. Peki benim dörtgenimin şurada bir dış açısı var 2A. Şurada bir dış açısı var 2B. Şurada bir dış açısı var 80. Bir tane de X'in dış açısı var. Hadi ona da Y diyelim arkadaşlarım. O da Y. İşte bu dış açıların toplamı 360 dereceydi. O halde eşittir 360 yazalım. Şimdi A ile B'nin toplamını az önce üçgenden 100 bulduk. O halde 2A ile 2B'nin toplamı 200. Bir de 80 var, 280. Hadi gönderdik 280'i 360'ın yanına, kaldı burada 80. Yani Y eşittir 80 oldu. O halde Y 80 ise X de iç açı olduğu için 100 derece olmak zorundadır. Yapıştırdık, geldi arkadaşlar. Hemen 3. soruya geçtik dostlar. Bakalım bu ne diyor? ABCD dörtgeninde BE ve ED açıortaylardır demiş. Bakın şöyle bir kuralımız var burada da. Karşılıklı iki dış açıortayın, pardon, karşılıklı iki iç açıortayın kesişimlerindeki dar açı diğer ikisinin farkının yarısı olacak. Yani x eksi 90'ın yarısı 30 olacak. Burası ne yaptı? 60, 90 da buraya aldık, 150 oldu. Geldik 4. sorumuza dostlarım. Burada da şu kuralı hatırlayacağız. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşitti. Yani 8'in karesi ile, yani 64 ile B karenin toplamı eşitti A kare ile C karenin toplamına. Bakın şurada hemen şu denklemde B kareyi bu tarafa atarsak eksi B kare gelsin. A kare ile C karenin toplamı 80 eksi B kare yaptı. O halde bunlar eşittir 80 eksi B kare diye yazayım şuraya. A kare artı C kareyi. Şimdi şu eksi B kareyi buraya alalım. 2 B kare olsun. 64'ü bu tarafa alalım. 24 olsun. 2'ye böldüğümüzde B kare eşittir 12.
12'de kök dışına 2 kök 3 diye çıktı Gobeller. Evet, geldik 5. sorumuza. Bakın burada da hemen şöyle, bunu ben üçgene doğru tamamladığımda üçgende öğrendiğimiz bir kural vardı. Şu bir dış açıortay ile bir iç açıortayın arasındaki açı üçgenin 3. açısının yarısıydı. Demek ki burası 60. E şurası zaten 80. 60, 80 daha 140, buraya 40 kaldı. 40'ın dış açısını soruyor. 140'ı yapıştırdım. Şuna bakalım. Köşegenleri vermiş, 12, 16, alanı istiyor. Şu aradaki açıda 25 ile 5'in toplamı 30 derece değil mi? İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından. Hemen alanı yazıyorum. Köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorduk. Yani 12 ile 16'yı çarpıp 2'ye bölüyorum. Bir de çarpı aradaki açının sinüsü, yani sinüs 30. O da 1 bölü 2. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 16'yı 4'e bölersem 4. 4 kere 12'de 48 çıktı. Şuna geldik. EAD, EAB'nin iki katıdır. EAB'ye A dersek EAD iki katıymış. Şurası 2A. Sonra şuraya B dersem burası da 2B'ymiş dostlarım. EBA doğru. Peki A ile B'nin toplamı 150 burasıysa A ile B'nin toplamı 30 derece çıktı. 180'e tamamladık. Peki 3B ile 3A'nın toplamı 90 derece geldi o halde. Demek ki şu iki açının toplamı 90. O halde dörtgenin iç açıları toplamı 360'tı ya. Şu ikisine de ne kalmak zorunda? 270 ve 135, 135 kardeş kardeş paylaştılar. 8. sorudayız dostlarım. Şimdi burada da bir oran vermiş. AD'ye 3K derseniz diyor. BC 2K olacak diyor. Hemen şu köşegenlerin dik kesiştiğinde karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşitti. Yani 36 ile 16'nın toplamı 52 eşittir. 3K'nın karesi 9K kare ile 2K'nın karesi 4K kareyi. Burası ne yaptı? 13 tane K kare yaptı. 52, 13 ile 4'ün çarpımıdır. Demek ki K kare eşittir 4, K eşittir 2 geldi. K2 bize BC'yi soruyor, 2K'yı soruyor. Cevap Ceyhan'dan işaretlendi. Hemen geldik 9 numaraya. Alan mı soruyor? Hayır, yok. K ile F noktaları arasındaki uzaklık nedir diye bir soru sormuş bize dostum. Şimdi bunlar orta noktalarmış arkadaşlar. Peki biz bu orta noktaların dördünü birleştirdiğimizde ne çıkıyordu karşımıza? Bir paralel kenar. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar hem paralel hem de eşittir. Demek ki burası da 6. Burası da 4 kök 2. Şurası 45 ise şu açımız U kuralı gereği 135 derecedir. Bize de K ile F arasındaki uzaklığı soruyor dostlarım. İster kosinüs teoremi yap, istersen de şu 135'in kardeşi olan 45'i göster. Buraya da dikindir. Bakın 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'lerin karşısı 4, 4. Şurada da Pisagor çakıyorum arkadaşlar. 4, 6 daha 10. 10'un karesi 100 artı 4'ün karesi 16. Yani kök 116'ymış bu aradaki uzunluk. O da 58 çarpı 2. Yani 29 çarpı 4, 2 kök 29 olarak çıktı. Evet, şuna bakalım. 8, 5, 5, 8, 4, 3. Alan ABCD tamamının alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bakın bu köşegen 12. Şimdi köşegenleri çarpıyorduk bir kere. Köşegen 1, 12. Köşegen 2, 3, 8 yapıyor değil mi? 3 ile 5'in toplamı 8. Köşegenleri çarp, 2'ye böl. Bir de şu aralarındaki açının sinüsü lazım bize. Peki ikiz kenar görünce tabana dik indirecektik. Bu tabanı 2'ye bölecekti 4, 4. Bakın 3, 4, 5 çıktı. O zaman şuradaki alfa açısının sinüsü karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5 geldi. Demek ki sorumuzun cevabı şu 2 ile şu 8'i sadeleştirin 4. 4 ile 3'ün çarpımı 12. Bir daha 12 ile çarparsam 144 bölü 5. 2 ile genişlettim 288 bölü 10. Yani 28.8. Evet, 11. sorudayız. Alan DEC'yi 3'ün bir katı vermiş. 3A diyelim. Alan ECB'yi de 4'ün bir katı vermiş. 4A diyelim. Alan ABD'yi de 35 olarak vermiş bize. Bakın şurada 3'e 4 oranı varsa hemen kenarlarda da 3K'ya 4K oranı olacak diyeceksin. Peki bu kenarlarda 3'e 4 varsa alanda da 3B'ye 4B oranı vardır dedik. Alan ABD'yi, yani 7B'lik alanı 35 vermiş. O halde B'lik alan ne çıkmak zorunda dostum? 5.
Alan AD E'yi soruyor. 3 B'yi soruyor. 15 geldi. 12. sorudayız. CFE. CFE kaç derecedir? Şuradaki açımızı soruyor bize. Şu açı kaç derecedir diye bir soru sormuş. Dostum bak. Şunun tersi de şurası da 70. Unutma, bu açıyla şuradaki açının toplamı her zaman 180. Demek ki şurası 110. Bura 110 ise dış açısı 70 derecedir. Yapıştır gelsin. Çok önemli bir soru değildi bu arada. Öyle bir soru üniversite sınavında da sorulmaz, haberiniz olsun. Şuna bakalım. AFE 10 santimetre kare. GCH şurası 8 santimetre kare. BGF 6 verilmiş. Bakın ne demiştik biz? Şurayı da çizdiğimde, şimdi şu kenarların orta noktalarını çizdiğimizde buradaki şekil paralel kenardı, bu 1. 2. Şurada oluşan 4 tane üçgenin alanı toplamı tüm dörtgenin yarısıdır. Paralel kenarda diğer yarısıdır. Şuradaki karşılıklı üçgenlerin, bakın 10 ile 8'in toplamı 18, 6 ile de şu üçgenin toplamı 18 olmalı. Çünkü eşit, bu 10 ile 8'in toplamı 6 ile buranın toplamına, demek ki burası 12. Sonra tabii bunların toplamı ne yaptı? 18, 18, 36 yaptı. O zaman bu ortadaki dörtgen de 36. Ve 36 ile 12'nin toplamını, yani 48'i soruyor bize, paketledik. Geldik 14'e. Evet, BE, ED'nin 3 katıdır. Demek ki K'ya, 3K'yı hak etti burası. MABC, şuradaki açımızın ölçüsü 30'muş. Tüm şeklin alanı nedir diye soruyor dostlar. Bakın biz şimdi önce şu üçgenin alanını bulacağız. Yani bir kenar ortayı, bir kenarı 3K olan bir üçgendir bu arkadaşlarım. İçindeki bir uzunluk 3K. Buranın alanını bulduktan sonra 3'e bölüp şuradaki üçgenin alanını bulacağız. Çünkü 3K'ya 1K oranı var. Önce bu 3K'lık üçgenin alanını sinüsten bulalım. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı sinüs 30. O da 1 bölü 2. 60 bölü 4'ten 15 geldi. Şuranın alanı 15 ise buranın alanı da 5'tir. Toplamda 20 yapar. Yapıştırdık geldi. Evet, 15. sorumuz. Şimdi verilenleri bir konuşalım. ECF, ECF şurası 12. K şurası 4 ve ne dedik? 12 ile 4'ün toplamı 16. Şu ikisinin toplamı da 16. O zaman şu üçgenlerin toplamı 32 ve bu bir yarısıydı. Şu ortası da diğer yarısı, o zaman bu da 32. Yani tamamı 64 çıktı o zaman. Cevap Edirne. Şuna bakalım. EFG orta noktalar, orta noktalar. BC'yi vermiş. BC ile şuraya 2A dersem. BC ile AD. Şuna da 2B diyelim. Bakın orta taban muhabbeti yapıyorduk. Şuradaki EH 2A'nın orta tabanı A. GF de 2A'nın orta tabanı A. Şurası 2B'nin orta tabanı B. Bu da 2B'nin orta tabanı B. Yani bize şunun çevresini soruyorsa yine 2A ile 2B'nin toplamını, yani şunları soruyor. Cevap 20'dir dedik. Evet, konu testi 1'i de gömdük. Bir sonraki videoda konu testi 2'yi gömeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.